Sevgili İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ve değerli meslektaşlarım, gönülden hepinize merhaba. Kendin için 5 dakika, bugün son. Veda edeceğiz çok önemli bir konuyla. Yine üniversitemizin spor salonundayız. Bazı ortopedistler yürüme bandında kesinlikle yürümeyin diyorlar. Ama şuna dikkat edeceksin. Benim evimde en iyi eşyam 1 numaralı iyi bir ortopedik yatak ve iyi bir ortopedik yürüme bantı. Masam olmasa yerde oturur, yerde yemek yerim. Efendim koltuğum olmasa yine aynı şekilde yerde oturabilirim. Ama iyi bir yatağımla iyi bir yürüme bantım yok ise ben sağlıklı yaşayamam. Yürüme bantındaki programlar hiç önemli değil. Önemli olan yürüme bantının ortopedik olması. Yani emisyonu sağlayacak. Suntanın üzerinde bantın dönmemesi gerekir ya da yanda ortopedik düzende dizayn yapabilecek, emisyonu sağlayacak olan sistem var ise kesinlikle yürüme bantında yürümekten kaçınmayın. Yürüme bantında yürümeyeceksek o zaman yürüme bantından daha kötü olan betonda yürüme daha tehlikeli. Asfalt ikinci derecede, toprak ve tartan zemine karşı. Ama siz yürüme bantı çok iyi olmasına rağmen ayakkabınız iyi bir yürüyüş ayakkabısı değilse, ağırlığınızı absorbe edemiyorsa, yine yürüme bantında koşmayı tercih ederseniz o zaman yandınız demektir. Betül Hocam, yavaş yavaş tempoyu arttır, hızını arttırıyorsun, artık yürüyemeyecek duruma gelince koşmaya başlıyor. Yürüyüşte bir destek ayağı, bir diğer ayak varken burada şimdi uçma fazı var. Ve dolayısıyla yavaşlatabilirsin sesi azaltmak açısından. Tekrardan yürüyüşe giriyorsun. Koşmayı kesinlikle istemiyoruz. Koştuğunuz zaman iki bacak saniyenin kaçta kaçı havada kalacak. Her düşüşte şu diz eklemlerin canını okuyacaksınız. Demek ki yürüme bantı iyi, ayakkabı çok iyi ve siz de koşma yerine yürümeyi tercih ettiğiniz zaman yürüme bantından asla kaçınmayın. Sağlık için haftada 3 ya da 5 tekrarlı 30 dakikadan az, 60 dakikadan çok olmamak kaydıyla yürüyebilirsiniz. Durdurabilirsin. Evet, son bir hareketimiz var Betül ve hep yavaş yavaş hızınızı keserek yürüme bantından inin. Bir anda tık basıp inmek yok. Evet, sahne senin. Gel bakalım, ona da sahne diyoruz artık. Bizim ibadet yerimiz gibi. Kalça esnetme hareketleri biraz zor. İyice esnekliğini sağlamış erkeklere bunu öneriyorum. Kadınlar için biraz zor. Kalçayı esnetme hareketi. Pozisyonu aldın. Ayaklar omuz genişliğinde açık. İki el yanda duruyor. Sağ bacağını dizine doğru aldın. Hafifçe dizini kırarken, eğilirken şu baş parmaklarını kameraya doğru göster. Evet, çok mükemmel kalçayı esnetme egzersizleri. Burada bir 3-5 saniye kalıyorsun. Hareketi sen yavaş yavaş yap, sonra diğer bacağınla yap. Dikkat edilecek kuralları da ben bu arada söylemeye çalışayım. Kalçanızı diz üzerinde fleksiyondan önce geriye doğru hareket etmesine çok dikkat edeceğiz. Alttaki bacağınızın yere dik olmasına ve ayak parmaklarınızın karşıyı göstermesine dikkat edeceğiz. Yine omurga ve kalça duruşunu korumaya ve kalçanın öne doğru herhangi bir hareketin olmamasına dikkat edeceğiz. Kaçınılması gerekenler belinizi bükmekten veya kalçanızı hafifçe öne doğru hareket ettirmekten kaçının. Son olarak bir kaçınacağınız gerekecek olan öndeki dizinizin parmak uçlarınızı aşacak şekilde öne gitmesinden kaçının. Evet, son finali yapıyoruz Betül hocamızla beraber. Kendin için 5 dakika, bugün sona geldik. İnşallah bu videoları hem öğrencilerimiz, hem değerli meslektaşlarımız, hem de ofis ortamında çalışan kardeşlerimiz değerlendirirler. Bu şekilde uzun ve sağlıklı yaşam yollarını açmış olacaklar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın sevgili İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ve değerli meslektaşlarım.
Betül hocama da teşekkür ediyorum emekler için. Aynı şekilde kamera arkadaşlarım ve Kadir hocama da teşekkürlerimi iletiyorum. Cüneyt hocamızı da unutmadık.